Geldi mi su faturalarınız İzmir'de? Tabii. Her ay geliyor. Evet. Ay, bize her ay geliyor. Bir buçuk, hani iki kata yakın artmış faturalar. İnanılmaz bir su faturası bu ay gelmiş. Şeye bağlandı zaten. Her yerde zam var. Her yerde zam var. Hayır, sonuçta sıradan vatandaş, biz de sıradan vatandaşız. Yani sıradan vatandaşın günlük, aylık bütçesinden çıkan gelir giderler o kadar astronomik bir şekilde arttı ki. Yani nasıl otobüse binecek insanlar bilmiyorum. Şimdi şöyle, mesela ilçe belediyeleri, İzmir'deki tüm belediyeler İller Bankası'ndan gelen bir payla geçimini sağlıyor. Evet. Kendi kendine kaynak yaratan hiçbir belediye neredeyse yok. Kafeteryası, restoran olup da bir şey üretenler var. Onlar zaten personel maliyetini ve masrafları ancak karşılıyor. Aynen. Oradan kar yapıp da bir şey yapan yok. Asfalt plan tesisinden asfalt üretip asfalt satan da yok. Yani bu birçok şey var. İki gelir kapısı var. Bir İller Bankası'ndan gelen vergi, o da ülkedeki toplanan vergiye göre zaman zaman düşüyor, kalkıyor. Bir de katı atık bedelleri. İlçe belediye başkanlarının doğrudan gördüğü yer orası. O yüzden siz daha musluğu açmadan ilçe belediyesinin faturaya yerleştirdiği 50 lira 40 lirayla başlıyorsunuz. Çöp. Katı atık ve çöp vergisini oraya koyabiliyorsunuz. İlçe belediyeler de bunu gelir kapısı gördükleri için İller Bankası'ndan sonra buraya yükleniyorlar. Ve doğal olarak İSU'da da olarak kendisine bir %45-%50 oranında zam yaptı. Ve bu faturalar evet, aslında bundan... Evet, elbette onların da maliyetleri artıyor ama bunun içinde bir de şişmiş o belediye kadroları var. Katı atık bedeli var şeyde. Elbette. İlçe ve Büyükşehir Belediyesi'nin ayrı ayrı aldığı çöp, yani aslında su kullanım faturasının içinde su dışında her şey var. Yani oradaki fazla istihdamı İzmirli su faturasıyla ödüyor. Şimdi elektrik şöyle. Elektrik doğru ama elektrik doğru. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir şey söyleyeyim son olarak. İSU Genel Müdürlüğü'nün faturalara yansıdığı için söylüyorum. Aylık elektrik faturası ödemesi 150 milyon TL. Aylık. Elektriğe zam geldiği zaman hepsine giriyor. Doğru. Yani İSU da ödüyor tabii elektrik parası. Yani, suyun maliyeti enerji en yüksek. Ama otomatiğe bağlanmış zam tabii şey. Zor o iptal oldu artık. Enflasyonun zam iptal oldu. Şimdi şöyle, hani deveye sormuşlar. Boynun neden eğri? Ulan nerem doğru ki demiş. Şimdi Mustafa Yılmaz'ın ifade ettiği gibi, yani artık ne versen, hani aspirinle tedavi sürecini açtık. Ağrı kesiciler de fayda etmiyor. İğne de fayda etmez. Bir noktaya geldi Türkiye'de ekonomi. Şimdi, morfine geçecek. Şimdi yerelde biz su faturasını konuşuyoruz. Ulaşım bedelini konuşuyoruz. Hatta geçen çok güldüm hatta, yani Ankara'da örnek vermiş bir AK Partili bir grup başkan vekili galiba, milletvekilinin biri, Mansur Yavaş'ı eleştiriyor. Diyor ki suya %600 zam yaptırıyor toplamda, yani 5 yılda 4 evet, yılda veya işte bir oran vermiş. Çok yüksek astronomik bir oran vermiş. Şimdi yani bunu hani İyi Partili dese hasbelkader anlarım. Veya işte Yeşil Sol Partisi'nden ya da diğer Memleket Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden. Ya arkadaş, zam konusunu ağzına alacak son kişi AK Parti üyesi olmalı. Yani sabahtan akşama kadar bombardıman altındayız. Oraya zam, buraya zam, vergiye zam, cezaya zam, 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 şifter zam, vergi. Zam. Yani zam konusun, yani şimdi politikada bir strateji vardır. Yani zayıf olduğun yerden konuşmayacaksın. Doğru. Ya tamam, şimdi sen de ki, ya altyapıda ne yaptın kardeşim? Hangi hizmet ürettin? Ankaralı'ya ne verdin? İzmirli'ye ne verdin? Bu başka bir şey. Tamam. Fiziki olarak ne yaptın? Ama AK Parti'nin öyle bir mahareti var. Yani zam yapma konusunda bir, şimdi otobüse yapılacak zam. Şimdi bir ara bir komedi vardı biliyorsunuz. İstanbul'da vardı o. Türkiye'de yağmur gibi zamlar geliyor. Hayatın her alanına, enerjiye, doğalgaza, vergilere ve diğer tüm pazara, domatese, patlıcana. Ama UKOME diye bir garabet var şehirlerde. Hükümetin kontrolündeki memurlar fazla. Ve ulaşıma yıllarca zam yaptırmadılar şeyi. Aylarca. Belediyeleri batırmakla ilgili İstanbul Belediyesi, UKOME toplu ulaşıma zam evet, yapamadı. Uzun yıllar. İzmir'de yapamadı. İşte geri aldılar. Biraz önce dedi otomatiğe bağlanan şeyler. Tefetif oranındaki şey iptal oldu şimdi. İptal ettiler. Yılda iki defa zam yapalım diyorlar. Ondan sonra bitsin. Şimdi böyle bir komiklik, o komik tablo oluşmuş. Neyse, bundan vazgeçtiler. Şimdi buradan yürümemek lazım. Her şeye, hayatın alanındaki her şeye sen kendin söylüyorsun.
Ya bir kilo fasulye 70 lira olduğu yerde su faturasının 500 lira olması çok anormal değil. 70 lira ucuzlamış hali. Ya ucuzlamış halinden bahsediyoruz. 140 liraydı, 70 liraymış. Yani bunlar Türkiye'de ekonominin çivisi çıktı. Bir yerden bunun toparlanması lazım. Ama insanlar hasta adam haline geldi. Baş edemezler. Yani ama su faturası 400, elektrik faturası 600. İşte ulaşım bilmem. Bunlar hani tutmaz yani maaşlarla bu şeyler giderler. Nasıl olacak göreceğiz. Ya bu olmayacak. Bu matematik olmaz. Senin söylediklerinde haklısın. Ama burada tek taraflı bir durum da yok. Yani pazarcı zam yapmak zorunda. İşte her sürekli olarak akaryakıta bir, yani bir litre mazot, bir litre benzin 40 küsür lira. Hani 41 kere maşallah diyesi geliyor insanın ama olumlu bir şeye söylenir bu. Şimdi yani bütün psikolojik neresinden tutalım psikolojikmiş, biz? Şimdi biz bu işin neresinden tutalım yani? Nereden konuşsan, şimdi akaryakıtın bir litresinin 40 lira olduğu yerde her şeye, hele enerjinin tabii sürekli zamlandığı yerde her şeye zam gelmek zorunda. Yumurta da 5 lira olur, peynir de 300 lira olur. Yani korkunç bir tasarruf, korkunç ama bir ekonomik kıskaç da çok vatandaş. Yani çok büyük bir kıskaç. Evet, kıskaç. Yapacak bir şey yok ya. Yani.